Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu videoda size kulağımızı nasıl geliştirebiliriz? Bir gitarist olarak kulağımızı daha iyi bir yere nasıl getirebiliriz? Duyduğumuz bir şeyi nasıl çalabiliriz ve bununla ilgili nasıl geliştirmeler yapabiliriz? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii gitar çalmak sadece tellere vurmak değil, bir müzisyenlik işi. Kulağımız ne kadar iyi olursa o kadar da kendimizi ifade etme gücümüz artar. Tabii ki işte bazı insanlar daha yetenekli oluyor. Hep müzik içinde büyüyen insanlar, işte ailesinde müzisyen olanlar daha tabii kolay algılayabiliyor. Fakat bu kesinlikle geliştirilebilen bir şey. Yani illa işte ailemde müzisyen yok, ben yapamam bu işi, o zaman bırakayım sadece tabdan gitar çalayım gibi bir algınız varsa lütfen önce bunu bir silelim. Vardır ya, benim bir abim var, acayip yetenekli, ne duysa çalıyor her enstrümanda. Çünkü kulağı iyi ve işte o aralıkları çözdükten sonra mantığını kullanarak melodileri çıkarabiliyor çünkü yetenekli. Gerçekten böyle bir şey var. Fakat bu demek değil ki siz bunu geliştiremezsiniz. Eğer siz bunu yapamıyorsanız bu kesinlikle geliştirilebilen bir şey. Tekrar söylüyorum. O yüzden kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Ki zaten yetenekli arkadaşlar daha kolay algılayacaktır bu dediklerimi. Ama kesinlikle yapılabilen bir şey. Öncelikle bunu söyleyelim. Çok fazla şey söylemeyen arkadaşlar, size çok basit egzersizler vereceğim. Ve gerçekten zamanla işinize yarayacağını düşünüyorum. Bir numarada şu var. Bir kere şarkıcı olmak zorunda değilsiniz ama ağzınızla bir notayı vermekten korkmayın, çekinmeyin. Bunda utanılacak bir şey yok. Çünkü ben genelde böyle kulak egzersizleri çalıştırdığım öğrencilerimde %60'ında bir böyle çekingenlik görüyorum. Söylerken böyle bir işte şekilden şekile falan giriyorlar. Halbuki müzik yapıyoruz. Ve tabii ki notayı ağzımıza söylemekten doğal daha başka bir şey olamaz. Çünkü nota sonuçta gitarda çaldığımızda ağzımıza da söyleyebiliriz. Şarkıcı gibi. Fakat tabii biz şarkıcılık yapmıyoruz, vokalistlik yapmıyoruz. Şan eğitimi değil bu. Ama sadece duyduğumuz notaları da ağzımıza söyleyebilmek çok şey katıyor bize. Mesela arkadaşlar ilk yapacağınız şey şu olmalı. Kulağınızı çok geliştirecek. Çünkü egzersiz söylemeden önce şunu söyleyeyim. Doğada, televizyonda vesaire hayatınızda, sosyal çevrenizde duyduğunuz sesleri, televizyon olur, tüpçünün alarmı olur, kapı zili olur. Onları gitarda çalabilmek, onları çalmaya çalışmak arada bir bağlantı kurmanıza olanak sağlıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani duyduğunuz sesleri gitar klavyesinde çalmak, onu böyle imite etmek, aynısını buraya aktarmak enstrümanınızda, klavyenizde beyninize karşı bir sinyal yolluyor ve çok daha iyi algılamaya başlıyorsunuz. Zaten kulak dediğimiz şey de bu olmaya başlıyor. O yüzden ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar, herhangi bir nota söyleyin ağzınızla. Sonra bu notayı, ağzınıza çıkardığınız notayı klavyede bulmaya çalışın. Na. Bulduk mesela. Bir bakıyorsunuz mi bemol notasını söylüyormuşsunuz. Şimdi bu güzel. Sonra başka bir şey söyleyin. Na. Şimdi bir kere daha kalın olduğunu fark ettim ve yukarıda daha kalın yerlerde aradım notayı gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde ağzınıza çıkardığınız notaları klavyede söylemeye çalışın. Ve bir önceki bir sonrakine göre bir referans alın. Ve hangisi daha ince, ilk söylediğiniz nota mı daha ince yoksa ikinci söylediğiniz nota mı daha inceye göre klavyenizi notalarınızı arayın. Ama şunu yapmayın, o da çok önemli. Aynı bu tarz bir video çeken YouTube'da başka bir yabancı arkadaşım videosunda da izledim bir hocanın. O da aynı şeyi söylüyor, çok mantıklı. Yani bir notayı ararken böyle yukarılar hızlı hızlı yapmayın. Kendinize zaman tanıyın. Duymaya çalışın çaldığınız ve söylediğiniz notayı. Böylelikle o notayı çıkardıkça artık sizin ağzınızdan çıkan o notayla gitar klavyesindeki o nota bir şekilde senkronize oluyor. Ve duyduğunuzu parmaklarınız daha çabuk gidiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Her gün 5 dakika ayırabilirsiniz. Buna çok işinize yarayacaktır. İkincisi arkadaşlar, nispeten buna benzer tabii ki yine. Duyduğunuz çok basit melodiler. Daha dün annemizin de olabilir ya da işte Happy Birthday de olabilir. Hep böyle kulağımızda olan basit diye nitelendirdiğimiz melodileri gitarda çalmaya çalışın. Çünkü o basit diye söylemesi çok kolay. Çocuk şarkıları, denden içinde, parantez içinde söylüyorum. Çocuk şarkıları diye geçen şeyler aslında gitarda çalmaya çalıştığınız zaman çok farklı olacaktır. En evrensellerden biri, dünyanın neresine giderseniz gidin, doğum günü marşı diyelim, Happy Birthday hep vardır. Ve ister istemez doğduğumuzdan beri bu bize empoze edilir ve biz bir şekilde bunu biliriz. O yüzden bu çok basic, bilinen, çok ünlü bu parçayı gitarda çalmaya çalışın. Çünkü zaten kulağınızda var. Yani bulun işte bir yerden başlayayım bu notadan.
Şimdi bir kere bunda da 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 da. Bu değil bir kere da 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 da. Buymuş da da di da. Aralıkları bu şekilde bulmaya çalışın. Mesela. Doğru mu mesela? Değil. 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 Siz benden kopya çekmeden başka bir kök ses seçerek bu melodiyi mesela çıkarmaya çalışın. Tek tel üzerinde de olabilir bu. Kulağınızda yani bu dediğim gibi ay gaz da da dan. Hani o da küçüklüğümüzden beri hep böyle mahallede büyüyen arkadaşlar öğrencilerin bilecektir. Yani hep kulağımızda olan ya da işte 12 dev adam atıyorum şu an aklıma geldikçe bu tarz melodileri gitarda çalmaya çalışın. İnanın bana bu kulağımızdaki çok ünlü olan melodiler hep çocukluğumuzdan beri bildiğimiz melodileri gitarda bunları çalmaya çalışmak acayip bir bağlantı kurmanıza olanak sağlayacak. Çünkü o zaman o aralıklarla ilgili, o ses aralıklarıyla ilgili bir şeyleri düşünüyorsunuz ve beyniniz hangisi daha önce, ne kadar uzaklıkta, ne kadar fark var gibi şeyleri klavyede bir şekilde bulmaya başlıyor. Tabii ki yeteneğinize göre bu daha hızlı, daha çabuk ya da daha yavaş olacaktır. Ama bir şekilde her gün buna biraz vakit ayırırsanız eğer bu iki tane egzersiz çok işinize yarayacaktır. Yani kulak eğitimi dediğiniz şey illa konservatuara hazırlanıyor şeklinde değil. Herkes bir şekilde enstrüman çalan ve bizim şu an durumumuzda gitar çalan herkesin birazcık kulağıyla ilgili, aralıklarla ilgili duyduğu şeyleri en azından burada deneyerek çıkarabilecek duruma gelmesi için birazcık kulak çalışması gerekiyor. Bu da enstrümanımızla, gitarımızla bu şekilde yapılabiliyor. Dediğim gibi sadece bu iki tane tabii işte Happy Birthday ya da işte 12 Dev Adam değil. Sizin başka benim hiç bilmediğim sizin kafanızda olan melodiler vardır. Ya da televizyon izliyorsunuzdur. Bir reklam müziği, jingle çıkmıştır. Artık çok aklınızda yer eden, hep dönen reklamlar oluyor ya. Onu yapmaya çalışın. Yani tam aralıklarını bildiğiniz parçaları buraya yansıtmaya çalıştığınız zaman o perde araları kulağınızda bir anlam ifade etmeye başlayacak onu bulmaya çalışırken. Böylelikle her zaman üstüne koyacaksınız. Bir yerden sonra çok daha hızlı çıkarmaya başlayacaksınız parçaları ilk zamanlara göre göreceksiniz. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Bu benim öğrencilerime sunduğum şeyler, kulak geliştirmek istediğim öğrencilerime. Başka teknikler de tabii var. Onun için benim stüdyomda özel derslere gelebilirsiniz Kadıköy'de. Şu an Skype derslerim full ama ileriki dönem için randevu almak için bana yazabilirsiniz. Web sitemden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayın. Buraya da iki tane video bırakıyorum eğer kaçırdıysanız diye. Bir başka videoda görüşürüz.